Hoş geldiniz. Bugün evdeyim ve bir günümü sizlerle geçireceğim. Sabah derslerim iptal oldu. O yüzden evdeyiz. Şimdi kahvaltı geçelim. Önce çayımızı demleyelim. Sabahları yalnız olduğum için normal çay demlemiyorum. Bitki çayı yapıyorum onun yerine. Bugün ıhlamur yapacağız. Çayımızı demledik. O zaman şimdi kahvaltı tabağımızı hazırlayalım. Şimdi kahvaltımı yaptım. Çayımı içeceğim. Biraz sezona bakacağım. Görüşürüz. Şimdi de biraz evi toplayalım. Dağınık planı. Ondan sonra ders çalışalım. İşlerimiz bitti. O yüzden şimdi kahve yapalım. Sonra derse geçelim. Ders çalışmaya biraz ara verdim. Şimdi kek yapacağız. Akşam çayın yanına, kahvenin yanına yemeğe kek yapalım diye düşündüm. Biz kek yapmaya geçebiliriz. Keke başlamadan önce malzemeleri sayayım. Bir su bardağı sütümüz var. Yarım su bardağı sıvı yağımız. Yarım su bardağı şeker kullanıyorum. Çünkü ben içine dut da koyacağım. O yüzden şekerini az tutuyorum. Dut da tat vereceği için. Bir paket kabartma tozu. Un. Ben yine Hindistan cevizi de kullanıyorum. Siz ister kullanın ister kullanmayın ama bence güzel bir tat verdiğini düşünüyorum. Kekin birazını ayırıp onunla kakao karıştıracağım. İki yumurtamız var. Malzemeleri bu şekilde. Başka bir şey yok. O yüzden şimdi başlayalım. Öncelikle dutlarımızı blenderdan geçireceğiz. Kuru dutum var. Bir süredir elimde ve tüketilmiyor. Bu nedenle o yüzden keke katarak değerlendirmek istedim. Siz de böyle elinizdeki kuru meyveler falan varsa böyle değerlendirebilirsiniz keklerin içinde. Şimdi tarifimize başlayalım. Güzel
sadece robottan geçirdim ve böyle toz kıvamına geldi. Bazıları biraz hala dişe gelecek şekilde ama ben sorun olacağını düşünmüyorum. Buraya ayırıyorum ve kabımı alıyorum. İki yumurta ve şekeri önce çırpıyoruz güzelce. Şimdi sütünü ve yağını ilave edeceğiz ama öncesinde şeyi söylemeyi unuttum. Fırınınızı 170 derece alt üst ayarda ayarlayın ki ısınsın. Önceden ısınmış fırına koymamız gerekiyor yine aynı şekilde. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi biraz bu şekilde çırpacağım. Yeterli. Şimdi çektiğim dutları. Biraz Hindistan cevizi ilave ediyorum. Şimdi biraz un ilave edeceğim ama onu yine eleyerek ilave edeceğim. Ben bu şekilde daha güzel olduğuna inanıyorum hamurun. Bu aşamadan sonra artık spatula ile devam edeceğim. Şu an bu şekilde. Biraz daha un ister ama ben biraz kakao katacağım için birazına. O birazını ayırıyorum. Çünkü kakao da kıvamını yoğunlaştıracak. O birazı alıyorum. Şöyle birazını aldım. Kek hamurumu. Ona kakao ilave edeceğim. Bunda kıvamı biraz cıvık. O yüzden çok az daha un ilave edeceğim. Çok değil. Çok katı sevmiyorum. Çok katı olunca hamur sert oluyor, kek hamuru. İkisine de kabartma tozu ilave edeceğim. Şimdi güzelce yağladığımız kek kalıbımıza keklerimizi döküyoruz. Önce bunu döküyorum. Güzelce. Ardından kakaolu karışımımızı döküyoruz üzerine. En son üzerine ben damla çikolata ilave ediyorum. Böyle ağzımıza çikolata tadı gelmesin. Fırınımıza gönderiyoruz. Bir 30 dakika kadar kapağını açmayın yoksa söner. Ondan sonra kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Kekimiz pişti. Çok güzel oldu. Çok güzel kokuyor. Şimdi kekimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Güzelce soğusun. Soğumadan keserseniz hamurlaşır. Kekimiz güzelce soğuduktan sonra çay veya kahve ile yiyebiliriz. Afiyet olsun diye akşam yemeği hazırlıyorum. Akşam yemeği olarak bugün lavaş pizza hazırlıyorum. Lavaş pizza için kullandığım şey marketlerde satılan şöyle bir pizza tabanı var. Ben bunu kullanıyorum ama normal lavaşla da yaptığım oluyor markette satılan. Bu biraz daha kalın olduğu için taşı üzerine koyduklarımı öyle söyleyeyim. Ben hani evde hamur yapınca çok kalın olduğu için bu şekilde yapıyorum. Şimdi hazırlamaya başlayalım isterseniz. İlk önce sosunu hazırlayacağım. Sos için ben salça kullanıyorum. Ev yapımı salça ve hazır salçayı karıştırıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Bir iki kaşık ev yapımı salça. Bir kaşık da hazır salça alıyorum. Domates salçası kullanıyorum. Biber salçasını çok yakıştırmıyorum ben. Baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak bolca kekik kullanıyorum. Çünkü kekik yakışıyor fazlasıyla. Tuz atıyorum. Bir
biraz nane. Kaşar rendeleyeceğiz. Kaşar tamam, kaşarı rendeledim. Şimdi sırada zeytinler var. Sucuğu doğrayacağım. Yağlı kağıt serdim. Üzerine pizza lavaşımı aldım. Siz nasıl tercih ediyorsunuz o şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Sosumu koyuyorum. İki pizzam da hazır. İkisini de hazırladım. Hazır bekliyorlar. Alper'in gelmesine yakın fırına vereceğim. 15 dakikada pişiyor fırının ısısına bağlı. Size de tavsiyem 150-160 derecede fırınızı ısıtın. O fırını alt üst ayarda koyun. Arada bir yerini değiştirin tepsilerin. Üstleri kızarması için, üstlerinin şey olması için. Zaten tipinden anlarsınız pişip pişmediğini. Ona göre fırından alabilirsiniz. Derim. Şimdi pizzaları fırına veriyorum. Bilirsin onu. Belki de bir yere gelmiştir. Tuz bilemeyeceğim ama hakikaten tatlıdan da olabilir. En iyi sertten. Afiyet olsun. Şimdi kekin tadına bakacağız. Bakacağız dedim. Hı hı.
kokusu da var. Kek böyle oluyor. Evet. Çıkmak istiyorum. Kek beğenildi. Bugünü beraber geçirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bakayım.